Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelden bahsetmek istiyorum. Bakın, ben iki renginle çalıştım. Bu pembe rengimiz. Buna yalnız şu sapları koydum. Birazcık yaklaştırmak istiyorum şöyle. Evet. Bakın, çok harika, güzel bir model. Evet. Bu da pudra rengiyle ördüm. Bunu ise pudra rengiyle ördüm. Buna şu kökü koymadım bakın. Yaprağın kökünü koymadım. Pembeye yaprağa kök koydum. Nasıl olacak diye denemek istedim. Çok güzel oldu. Pudrada da değişik duruyor. İster koyun ister koymayın. Bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Sizin tercihiniz. Bu modelimizle dediğim gibi her şeyi yapabilirsiniz. Battaniyeler, bebek hırkaları, bereler, etoller, her şeyi yapabilirsiniz rahatlıkla. Anne yeleklerinde de, bebek işlerinde de rahatla kullanabileceğiniz güzel bir model. Bakın şu şekilde. Evet. Ben şuraya kadar tam bir motif çalışacağım inşallah, Allah izin verirse. Ben 40 tane ilme attım buraya şimdi. Bir tane kenar ilmeği örüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bir tane düz ilmek ördüm bakın. Bir yarım motif, iki tane yarım motif, bir tam motif çalışacağım burada. Başına bir tane atıyorum, bir tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şurada 15 tane haroşamız var, ters ilmeğimiz var. 15 ilmeği bakın ben ters olarak ördüm. Bir tane düz örüyorum. Başına atıyorum, bir tane düz daha örüyorum. Başına atıyorum, bir tane düz daha örüyorum. Şu taban kısmını kuruyorum. Bakın şu kısım. 1 2 3. 3 ilmeği tekrar 15 ilme daha örüyorum ters olarak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 bir tane düz örüyorum, bir tane başına atıyorum. Evet, şurada fazla ilmelerim var, onları bir yok edeyim. Evet, arkadan tersi ters düzü düz örüp geleceğim. Evet, şu anda bakın ilmelerimi örüyorum. Bir tane düzüm var. Tam şu orta nokta, orta giden şuradaki kenar ilmeğim. Başına atıyorum bir tane, o arttırdığımı. Şu düz ilmeğiyle yandakini, ikisini bir, ilmelerimin yönünü çevirerek ikisini bir edip kesiyorum. Bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ilmem olacak şimdi ortada bakın. 13 tane ilmem. Şuradaki ilmeleri ikisini bir ediyorum. Bakın bir tersi arkadan girerek bakın düz olarak ördüm. Yandaki ilmeği de başına atıyorum. Ortadan hem sağından hem solundan arttırıyorum. İlmelerimi çeviriyorum. Yönlerini çeviriyorum düz dursunlar diye. Evet. Şimdi tekrar aynı şekilde 13 tane haroşam var. Onları örüyorum. Bu 13 haroşadan
Sonra diğer tekrar kesmemde 11 kalacak. Bakın arkadan giriyorum. Yandaki ilmeği başına atıyorum ve alıyorum. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Arkadan tersi ters yüzü düz örüp geleceğim. Evet, kenar ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi örüyorum. Başına atıyorum. Bakın 1, 2, 3. artışım bu. Ortadan artarken kenardan da ilmelerimi kesiyorum, o arttırdığım ilmeleri kesiyorum. Şu anda ortada 11 tane ilmem kaldı. Evet. Hem buradan hem oradan kesiyorum. Şimdi burada bakın. Yandan kestim. Şu düz örüyorum. İkinciyi de ördüm. 1, 2, 3 tane oldu. Bir tane daha atıyorum. Başına tekrar atıyorum. 1, 2 ve 3. ilmeğim. Modelimiz karışık gibi gözüküyor. Fakat çok kolay bir model. Yani yaprak modelini bilmeyenimiz yoktur. Mutlaka biliyorsunuzdur. Size çok kolay geleceğinden eminim. Bunun dizaynı da size kalmış. İstediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Bakın, şu haroşa tersle bu ikisini arkadan girerek ikisini bir kesiyorum. Bir, iki, burada 3 tane, bir tane daha atıyorum başına. Kenar ilmeğimi örüp arka yüze geçiyorum. Tersi ters, düzü düz öreceğim. Bakın, önde haroşa olan, ters olan ilmelerimiz arka yüzde düz oluyor. Bakın, arkada ters, önde düz. Evet, şu anda yine düz yüzdeyim. Bakın burada arttırmalarım bitti. 1, 2, 3 tane ajurum oluştu ortada. Burada şu anda yandaki şu yaprağı yerleştiriyorum. Bakın şu iki taraflı şunu koyacağım. Şimdi şu iki ilmeği, ortadaki düz olan ilmeleri arkadan girerek bakın sol taraftan sağ yatacak şekilde kesiyorum. Kestim bakın. Bir tane başına atıyorum. Bir tane arttırıyorum. Şuradan bir tane düz örüyorum. Düz örüyorum. Tekrar arttırıyorum. Şu ilmelerimi çevirerek bakın ilmelerimi çeviriyorum. Çevirdim. Bakın burada 3 tane ilmem kaldı. 3 tane haroşam var. 1, 2, 3. Şu iki haroşayı düz ilmeğe çeviriyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Bakın ikisini bir edip kesiyorum bunları. Evet, başına bir tane atıyorum. Ortadaki ilmeği tekrar buraya bir yaprak kuruyorum. Şu düz ilmemizi içteki ilmeğiyle birlikte kesiyorum. İkisini bir edip bakın. Ortayı düz olarak örüyorum. Ortada 5 tane ilmem olacak. 2, 3, 4, 5. Bu 5 ilmeği, 5 ilmeden sonra 2 tane düzüm var bakın burada. Bu iki düzü sol taraftan girip arkadan sağ tarafa doğru kesiyorum. Başına bir tane atıyorum. Tekrar şu ilmelerimi düze çeviriyorum. İki tersimi düze çevirip kesiyorum. Evet. Şimdi burada geriye kalan ilmelerimi bakın kaç tane ilmem kaldı. 2, 4, 5 tane ilmem kaldı.
Tekrar başına. İkisini bir edip kesiyorum, başına atıyorum. Tekrar. Bakın. Burada yarım motif çalışacağım için burada yarım bir yaprak var. O yaprağı tamamlıyorum. Evet, arkadan tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet. Şimdi ilmelerimi bakın düz yüzdeyim. Düz olarak örüyorum. Şu yaprağın kenarındaki ilmem bakın düz olarak gidiyor. İç kısma kapanıyor yaprak. Evet. Bir tane arttırdığım ilme vardı, onu düz örüyorum. Başına tekrar atıyorum. Ortadaki ilmeği düz tekrar başına atıyorum. O bir önceki arttırdığım ilmemi düz olarak örüyorum. Şu kenarımı, ilmelerimi çevirerek birlikte kesiyorum. Bakın. Ortada 3 tane ilmem kalacak. Bakın 1, 2, 3 tane arışı kaldı. Şimdi diğer yaprağımın evet beraber kestim. Bakın bir tane arttırdığımı düz örüyorum, başına atıyorum. Tekrar şu ortadaki ilmenin kenarından arttırıyorum. Şu ortadaki düzün arttırdığımı şu kenara veriyorum. Şu kenarlara veriyorum. Evet. Şimdi şu iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Yaprak içe kapanıyor. 5 olan düzüm şimdi 3 olacak bak. 1, 2, 3. Şu iki ilmeği bakın yine içe doğru kestim. Arttırdığımı yanından aldım. Tekrar başına atıyorum. Ortadaki ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar başına atıyorum. Bakın düz örüyorum. Şu düzümü diğer ilmemle çevirip birlikte kesiyorum. 3 tane haroşa örüyorum. Bakın 1, 2, 3. Tekrar ilmelerimi düzlüyorum. İlmelerimi düzledikten sonra bakın sağa doğru kestim, evet. Tekrar başına atıyorum. Tekrar. Burada ortada iki tane düzüm var şu. Kenar ilmeğimi örüp arkadan tersi ters düzü düz örüp geleceğim. Evet bakın kenar ilmeğimi düz ilmeğimi ördüm. Burada şu kestiğim ilmeğim içe kapanıyor. Bir tane daha kesiyorum bakın. 3 kesme ve 3 arttırma yapıyorum. Burada 1 2 bir tane daha arttırıyorum. 3 tane artmam. 3 tane ajurum olacak bak. Tekrar. Evet. Şimdi kenardaki ilmeğimi ters çeviriyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Bir tane haroşam kaldı. Ortada bir tek bir haroşam kaldı. Evet, diğer taraftan diğer ilmemi de kestim. Bakın burada bir şu kenar ilme hariç bir iki bu üçüncü artışım bakın. 3 tane ajurum oluyor. Ve bu son artışım artık bundan sonra artma yapmayacağım. Kenarlardaki yaprağımı kapatıp ortadaki yaprağı açacağım. Başına atıyorum. Tekrar başına atıyorum. 1 2 Bakın şu düzün kenarından arttırıyorum. 1 2 3 oldu. İlmelerimi çevirip ve ortada bir tane ilmem kaldı. Şu iki ilmeği bir edip kesiyorum. 1
2, başına atıyorum. Tekrar başına atıyorum. Ve bakın ortadaki ilmem kaldı sadece. Şu ortadaki ilmem kaldı. Evet. Arkadan örüp geleceğim. Ters ters sözü düz öreceğim. Evet. Modelimi tam yarıladım. Bakın şu ortadaki giden bir ilme sabit kalıyor. Ve tekrar şu biten yaprağın tam başından ikinci yaprağı kuracağım. Bakın şu yaprağı kuruyorum. Şu anda şuradayım. Şu üstteki yaprağı kuruyorum. Şu yandaki yapraklar kapanacak. İkisini bir ettim, kestim. 5 tane ortada düzüm olacak. 2, 3, 4, 5. Bakın şurada bir, iki tane düzüm var. Bunu içe doğru kesiyorum. Ve başına bir tane atarak arttırıyorum. Tekrar bir tane daha arttırıyorum. Yandaki ilmeğimi kesiyorum. Modelimizin bir motifimiz 19 ilmeden oluyor. 19 ve katları olarak modelinizi ayarlayabilirsiniz. Bakın. Şu ortadaki ilmem tekrar biri sağa biri sola açılacak. Başına atıyorum. Tekrar atıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 tane düz. Bakın bu iki tanesini. Evet, başına atıyorum. Tekrar başına atıyorum. Kestiğimi ortadan tekrar yeniden arttıracağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeden sonra tekrar buradaki ilmemi bakın sağ tarafa doğru kesiyorum. Başına atıyorum. Burada yarım bir yaprak oluşturacağım. Tekrar bir yaprak oluşturuyorum. Bakın modelimiz belirmeye başladı. Evet arkadaşlar. Şu yaprağı kapatıyorum. Yandan yarım bir yaprak açacağım. Tekrar başına atıyorum bakın. Bir tane attım. Şu ilmemi içe doğru kesiyorum. Yaprağımı kapatıyorum. Şimdi ortada 3 tane düzüm kaldı. Tekrar şuradan bakın. Sağa doğru kesiyorum. Başına atıyorum. 1, 2, 3 tane arışım oldu. Tekrar başına atıyorum. Şu yaprağın kenarını bakın içe doğru kapatıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane düzüm oldu. Tekrar yeniden. Evet. Kapattım. Bir tane arttırdım. Tekrar ikinci yaprağımı bakın şu yaprağı koyuyorum şu anda. Başına tekrar atıyorum. Şimdi şuradaki ilmemiz ikisini bir edip sola doğru keseceğiz. 1 2 3 3. Şimdi buradaki yaprağımızı tekrar kestim. Evet bakın. Tekrar başına atıyorum. 1 2 3 tane mi oldu? Tekrar
Bir, iki, üç tane düzüm oldu. Şu yaprağı içten kesiyorum, evet. Tekrar başına atıyorum. Kenar ilmeğimi örüp arkadan tersi ters düzü düz olarak öreceğim, bakın. Evet, modelim oluşmaya başladı. Evet, modelimize devam ediyoruz. Bakın, 1, 2, bu üçüncü arttırmam olacak. Bir tane daha arttırıyorum. Evet, arttırdım, ilmelerimi ördüm. Bakın, burada ilmelerimi, kenardaki yaprağım kapanıyor. Ortada bir tane ilmem kaldı. Her iki taraftan kapandığı için, bakın, her iki taraftan kapanıyor. Tekrar başına atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, tekrar arttırdım. Kesiyorum. Bir tane düzüm var, bakın. Tekrar. Evet, tekrar arttırıyorum. Bakın, şu arttırdığım ilmeleri örüyorum. Şu yandaki motifler, yapraklar kapanıyor. Ortadakini son arttırmamı yapıyorum. Evet. Arttırıyorum. Yaprağın şu kenarlarından artışlarını yapıyorum. Buradan kesiyorum, buradan arttırıyorum. Bakın, kestiğim yerden başına attım, arttırdım. Tekrar kestim. Bir tane düzüm var. Tekrar kesiyorum. İki tane düzüm olmuştu. Bu son artmam. Bakın, arttırdım. Kenar ilmeğimi döndüm. Arkadan ters ters düzü düz olarak örüp geleceğim. Bak. Motifim böyle, bu şekilde. Evet. Düzümü ördüm. Tekrar. Bakın, bu sırada tamamen kapatıyorum. Şu iki ilmeği bir edip kesiyorum. Bakın, şu içten gideni kesiyorum. Dıştakini şu kestiğimin üstüne atıyorum ilmeği. Şu hat böyle bitip gidecek. O yüzden burası devam etsin diye tekrar başına atıyorum. Haroşa olarak örüyorum. Bakın, terslerimi örüyorum. Evet. Başına atıyorum. Buradaki ilmemi düzleyip boş alıyorum, bakın. Örmeden alıyorum. Şu iki ilmeği kesiyorum. Boş olarak aldığımı üstünden atlatıyorum. Tekrar şu kenardaki ilmelerimi, bakın, düz olarak örüyorum. Evet. Aynı şekilde şu ilmelerimi düzleyip kesiyorum. Kesiyorum. Başından atlatıyorum. Arttırıyorum bir tane. Haroşalarımı örüyorum. Başına attım. Şuradaki giden ilmeği çevirip örmeden alıyorum. Şu iki ilmeği bir ediyorum. Bakın, ikisini bir kesiyorum.
Buradaki ilmeği bunun ilmenin başından atlatıyorum. Evet. Tekrar yanındaki ilmeleri düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arkadan tersi ters düzü düz olarak. Bakın işten gelen burada bitiyor. Buradaki gelen devam edecek. Evet. Şimdi düzlerimi örüyorum bakın. Düzlerim 1 2 3 tane kaldı. Burada kenardaki şu biten devam ediyor kenarı. İçe doğru kesiyorum bakın. Şurada sıfırlayacağım. Tekrar başına atıp 1 2 3 5 6 7 8 9. Evet. Şu ise içeri doğru kapanacak. Bakın ilmelerimi çeviriyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Hemen tekrar bakın. Çünkü motifim hemen hemen bitmek üzere bakın. Arttırıyorum. Niye yarım gösterdim motifi? Nasıl kurulduğunu, nasıl yerleşildiğini iyice öğrenesiniz diye. Yoksa tek bir motifte çalışmayı düşündüm ama böyle daha yararlı olur diye onun için yarım motifte çalışmayı istedim. Evet. Bakın. Şimdi ters ters düzü düz örüp geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi iki tane düzüm kaldı. İki ördüm. Bakın şu ikisini bir ediyorum. Kesiyorum. Sol tarafa doğru. Tekrar başına bir tane daha atıp haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Eğer şu yaprağın şu kök kısmını koymak isterseniz bu 9. sırada koymanız lazım. 3 tane ilmeniz kaldığı anda koymanız lazım. Yok ben kök sap kısmını koymak istemiyorum diyorsanız şu anda ben onu koymayacağım. Bakın 1 2 3 tane kaldı. Koyayım isterseniz ya. Bir tanesine koyuyorum bakın. Diğerine koymayacağım. Şu giden tek ilme. Bakın şu bir ilmeği düze çeviriyoruz. Ortada bir tane ilme kalmıştı bakın. Bu ilmeği düze çeviriyoruz. Şu yaprağımızın kök kısmı oluyor, sapı oluyor yaprağımız. Bakın burada koymadım. İstediğiniz zaman koymayabilirsiniz. Arttırıyorum. İlmemi çevirerek kesiyorum. Arkası bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ördüm, kestim, tekrar arttırıyorum. Arada 13 tane haroşam oldu.
Tekrar arttırıyorum. Bir tane kaldı ortada düzüm. Bakın. Düzüm bir yeri küçük. Diğer sırada üçünü bir edip keseceğim. Videom çok uzadı. Bu kadar uzun olmasını istemiyorum ama maalesef. Evet arkadaşlar, videomuz bayağı uzadı dediğim gibi. Bakın, son kesimimi yapıyorum. Evet. Şimdi düzleyerek alıyorum, bakın. Şu ikisini bir ediyorum. Kesiyorum. Şu boş aldığım ilmeği tepesinden aşırıyorum, bakın. Tekrar bir tane daha arttırıyorum. Tekrar bir tane daha arttırıyorum. İlmelerimi çevirerek kesiyorum, bakın burada. Arkadan ters ters tözü düz olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, motifimi tamamladım. Gördüğünüz gibi. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum.